Bu ticaretle alakalı, alışverişle alakalı ta 13. yüzyılda Müslüman Türklerin böyle esnafın ilişkileriyle alakalı, ahlaki erdemleriyle alakalı bir ahilik teşkilatı kuruldu ki işte bugünkü meslek odaları gibi ama daha kapsamlı. Bir anlamda yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, kulluk bilincinin hissedilerek ticari alışverişlerde Allah'ın bizi gözettiğini böyle ifade eden muhteşem temel ilkeler var. Uzun uzun bunların detayları da var. Fakat ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar muhteşem ilkeler ki onların bir genel ilkeleri var. Şimdi onları bir hatırlayalım. Ahiliğin genel ilkeleri. Ahilik nedir? Kardeşlik demek. Yani esnaflar böyle bir birlik kurulmuş. 13. yüzyılda Müslüman Türklerin arasında muazzam bir teşkilat kurulmuş. Adı da ahilik, kardeşlik. Ya insan kardeşine yanlış yapar mı? Kardeşine sahtekarlık yapar mı? Kardeşini aldatır mı? Aldatmaz. Yani bu karındaşı da olsa, din kardeşi de olsa böyle yapmaz. Çünkü Müslümanlar dinde kardeştir, müminler kardeştir. Dolayısıyla bunun ismi de çok güzel. Ahilik, kardeşlik. Şimdi bakalım bu genel ilkeleri nelermiş? Şimdi hem bunları okuyacağız, hem de günümüzdeki esnaf olabilir, işveren olabilir, ticaret ehli olabilir, efendim tamirciydi, şuydu, buydu. Yani alışveriş, zanaatkar vesaire falan. Bir de bugünkü durumu bir kıyaslayalım. Bakalım o zaman ne tür güzel bir ilkeler varmış. Bugün onlar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Onları da görmüş olalım. Ahiliğin temel ilkeleri. İşinde ve hayatında kin, çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak. Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak. Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak. Aza kanaat, çoğa da şükrederek dağıtmak, infak etmek. İçi, dışı, özü, sözü bir olmak. Fani dünyaya ait şeylerle övünmemek, böbürlenmemek. Fakirlerle dostluktan, efendim oturup kalkmaktan şeref duymak. İyilerle dost olup kötülerden uzak durmak. Zenginlere zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak. İnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak. Hakka, hukuka uymak, hak ölçüsüne riayet etmek. Ayıp ve kusurlarını, yani insanların ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek. Şimdi ne güzel ilkeler değil mi? Ahiliğin genel ilkeleri. Ne kadar hoş. Yani bunlar uygulandığı zaman o toplumda kavga, gürültü, hırs, efendim gasp olayları, efendim birbirine düşmanlık beslemek, husumet vesaire falan olur mu? Olmaz. Tarihte de zaten böyle muhteşem altın tablolarla yazılan böyle dönemler yaşanmıştır ki insanlar birbirlerini Allah için sevmiş, yani kendisi için istediğini diğer insanlar için de istemiş. Kendisi için istemediği, sevmediği şeyleri de diğer insanlar için de istememiştir. Böyle bir kardeşliği, böyle bir dirayeti, böyle bir yardımlaşmayı, böyle bir dayanışmayı göstermişlerdir. İşte bugün de ihtiyacımız olan hususlar da bunlardır. Zaten burada zikredilen hususlara baktığımız zaman hem insani olarak insanın fıtratında olan güzellikler hem de İslam'ın emretmiş olduğu güzelliklerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi topyekün hayatımızda Rabbimizin emirlerine riayet ederek Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.